elektriklenme, dokunmayla elektriklenme ve sürtünmeyle elektriklenmeyi öğrenmiştik. Şimdi bugün de neye bakıyoruz? Etki ile elektriklenmeye bakıyoruz. Etki ile elektriklenme. Nasıl oluyor bu hikaye? Ona bir bakalım. Şöyle ki biz şunu biliyoruz. Elektrik yükleri birbirlerine kuvvet uygularlar, değil mi? Elektrik yükleri birbirlerine kuvvet uygularlar. Yani şöyle ki artı yüklü bir cisim, eksi yüklü bir cisim bir araya geldiklerinde bu arkadaşlar birbirlerini ne yaparlar? Birbirlerini çekerler diyoruz, değil mi? Doğru mu? Birbirlerini çekerler. Ama diyoruz aynı cins yükler mesela artı ve artı olsun, değil mi? Ya da eksi ve eksi olsun. Ne olacak? Eksi ve eksi olsun. Bunlar karşılıklı geldikleri zaman birbirlerini itecekler diyoruz. Birbirlerini itecekler. Doğru mu? Bunu geçen ders konuşmuştuk. Biliyoruz zaten eski bilgilerimizden de. Şimdi o yüzden diyoruz ki arkadaşım biz iki cismi, evet Görkem Efe'cim burası 9. Şimdi baktığımızda şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki arkadaşım biz eğer iki cismi birbirine şu şekilde yaklaştırırsak, bakın KL cismi birbirine dokunacak vaziyette nötr halde, yani sıfır yüklü duracak şekilde duruyorken, yan yana birbirlerine temas ederek duruyorlarken, tamam mı? Diyoruz ki yanına artı yüklü bir cismi yaklaştırırsak, bakın buraya yaklaştırdığımız cismin yükü nedir? Artıdır. Ben buraya artı yüklü cismi yaklaştırdığım zaman, artı yüklü cismi yaklaştırdığım zaman ne yapacaktır? Artı yükler, bakın şu KL çifti üzerinde, KL'yi tek bir parça, tek bir cisim gibi görün. KL'yi tek bir cisim gibi görün. Artı yükler bu KL üzerindeki artıları iteceklerdir. Bakın görüyorsunuz artıları ittiler. Eksileri de çekecekler diyoruz. Doğru mu? Eksileri de çekecekler. Dolayısıyla diyorum ki arkadaşım bunun üzerinde şu K'nın olduğu tarafta eksi yükler toplanırken diğer tarafta artı yükler toplanacak diyoruz. Değil mi? Şimdi bu durumda eksi yükler sol tarafta, artı yükler sağ tarafta toplandığında ben eğer tutar bu KL'yi birbirinden ayırırsam, M cismini burada tutarken K ve L'yi birbirinden ayırırsam, bakın şuraya ayırdım ve şuraya aldığımı düşünün. Şöyle bu K cismi, bu da L cismi olsun. K ve L. Diyoruz ki ben bunu yaparsam eğer ne olacak? Bunun üzerinde eksi yükler kalmış olacak, bunun üzerinde artı yükler kalmış olacak diyoruz. Dolayısıyla biz ne yapmış olduk? K'yı ve L'yi artı ve eksi yüklerle yüklemiş olduk arkadaşlar. İşte biz buna etkiyle elektriklenme diyoruz. Şimdi burada kurallarımız var. Bir kere şunu söyleyeceğiz. Eğer K cismi eksi Q yüküyle yüklendiyse L cismi artı Q yüküyle yüklenmek zorundadır diyoruz. Anlaştık mı? Evet. Yani cisimler zıt ancak eşit miktarda yükle yüklenirler diyoruz. Evet, şu sayımız değişti. Ben yoklamayı bir daha almak istiyorum. Sayımız değişti çünkü. Evet. Evet. Şimdi arkadaşım, dolayısıyla dediğim gibi ne yaptı? Cisimler aynı miktarda yalnız farklı cins yüklerle yüklenmiş oluyorlar diyoruz. Peki devam ediyoruz. Bak ayırdığımızda K'nın üzerinde eksi Q yükü varsa L'nin üzerinde artı Q yükü olacak. Topladığında bak dikkatini çekerim. En baştaki yük neyse gene o kadar olmuş olması gerekiyor zaten diyoruz. Evet. Peki. Topraklama dediğimiz bir olay var arkadaşım. Topraklama. Şimdi nedir topraklama? Bir buna bakalım. Şimdi topraklama dediğimiz zaman aslında şöyle söylüyoruz. Cisimlerin nötrlenmesidir diyoruz, değil mi? Topraklama cisimlerin nötrlenmesidir. Elektrik yükü taşıyan iletkenlerin yer, yani toprak kullanılarak nötr duruma getirilme işlemine topraklama denir diyoruz. Anlaştık mı? Nötr yüklerin topraklanmasıdır diyoruz. Nötrlenmesidir diyoruz cismin topraklama işlemine. Şimdi baktığım zaman diyorum ki arkadaşım bak K cismi artı yüklü bir cisim. Ben bunu nasıl topraklıyorum? Getiriyorum bakın şuradaki anahtarı kapatıyorum. Bu anahtarı kapattığımda ne olacak biliyor musun? Topraktan eksi yükler harekete geçecek. Hop.
Bu eksi yükler gelecek bunun yanına. Bunun yanına bir tane eksi geldi. Burası ne oldu? Artı eksi birbirini nötrledi. Başka bir tane eksi yük çıkacak, hop bunun yanına gelecek. Bu da ne yapacak? Nötrleyecek birbirine, değil mi? Bunlar artı eksiler birbirini sıfırladılar. Dolayısıyla ne oldu? Nötrlendi. Diğer artılar, onlar için de birer tane eksi, hepsi yukarıya çıkacak ve gelecek diyoruz. Hop bu cismi toplamda son durumda, eğer bu toprağa bağlı ise son durumda bu ne olacak? Nötr olacak diyoruz. Ya da eğer ki cisim eksi yüklü bir cisimse, o zaman da anahtarı kapattığınızda, bakın anahtarı kapattığımız zaman, o zaman da diyoruz ki arkadaşım bak buradaki eksi yükler hepsi toprağa gidecek diyoruz, değil mi? Hepsi toprağa gidecek. Bu cisim gene ne olacak? Nötr hale gelecek diyoruz. Şimdi bunun genel mantığı şudur aslında. Bunun genel mantığı dokunma ile elektriklenmedir. Bakın topraklama dediğimiz şey dokunma ile elektriklenmedir. Nasıl? Şöyle bakın, dünya bu, değil mi? Bizim yer dediğimiz, toprak dediğimiz şey aslında dünya. Yani sen bir cismi götürüp bir saksının içerisindeki bir avuç toprağa dokundurarak onu topraklayamazsın. Anlatabiliyor muyum? Bir miktar yük akışı olur ama istediğimiz kadar nötrleme boyutunda olmaz. Biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki dünyaya dokunmamız lazım. Topraklama dediğimiz şey bizim nötrlemek istediğimiz cisimlerin dünyaya dokunmasıdır. Bunu da nasıl yapıyoruz? Diyoruz ki arkadaşım bak sen bunu şöyle yapabilirsin. Bir cismi getirip bir kabloyla dünyaya bağlarsın. Mesela işte bak L cismini, eksi yüklü L cismini getirdin, bir kabloyla dünyaya bağladın. Ya da ne diyoruz? Şu anda günümüzde yapamıyoruz gerçi ama diyoruz ki arkadaşım bak hava güzelse çık dışarı hafta sonları. Evde bilgisayar, televizyon karşısında zaman geçirmektense dışarı çık. Git sahile, git bir ormanlık bir bölgeye, değil mi? Toprağa var diyoruz. Toprakla temas et. Çıkar ayakkabını, çorabını, yere bas diyoruz, değil mi? Evet, yere bas. Toprağını ver diyoruz. Vücudunu kendini bir toprakla bir nötrle, fazla yükünü at diyoruz, değil mi? Bunun sebebi ne? Bunun sebebi işte bu. Diyoruz ki kardeşim bak sen kendini götürür toprağa değdirirsen evet bu eksi yükler ne yapacak? Hop bunlar toprağa gidecek diyoruz, değil mi? Nötrlenmiş olacak. Peki nasıl olacak bu iş? Şöyle ki arkadaşlar bakın, dünyanın üzerinde haddinden fazla elektrik yükü vardır. Ve dünya, biz nötr kabul ederiz dünyayı. Bak dünyayı nötr kabul ederiz. Biz dokunduğumuzda bakın şöyle ki, hani geçen ders öğrendik, dedik ki R yarıçap ve 2R yarıçaplı iki cisim olsun. Bunlar toplam yükü nasıl dağıtırlar? Şöyle dağıtırlar. Bunun üzerine Q yükü, bunun üzerine 2Q yükü gelir. Yarıçaplarıyla orantılı olacak şekilde yükü dağıtırlar diyoruz. Doğru mu? Peki ben diyorum ki arkadaşım sen şimdi baktığında dünyaya gelip bir şey dokundurduğunda, bak diyorum dünyanın yanına getirdin, dokundurdun. Yani şimdi bak dünyanın çapı ile bu dokundurduğun cismin çapını karşılaştırırsan arada dağlar kadar fark var. Sen bu dokundurulan cismin yarıçapına R dersen dünyanın yarıçapını 10 üzeri 10 R alabilirsin. O kadar arada büyük bir fark var. Dolayısıyla bunun üzerine bir tane yük düşerken bunun üzerine 10 üzeri 10 klomp yük düşecek diyoruz. Bak bir klomp nere? 10 üzeri 10 klomp nere? Yani yükün neredeyse tamamı dünyanın üzerine düşecek. Bizim çapımız dünyaya temas ettirdiğimiz cisimlerin çapı dünyanın çapının yanında, yarı çapının yanında, büyüklüğünün yanında yok denebilecek kadar küçüktür. O yüzden de bizler üzerine neredeyse hiç yük kalmaz. Teorik olarak çok az bir miktarda kalır ama pratikte hiçbir yük kalmadığını görürsün. Nötrlendiğini söyleyebiliriz. Evet, şu soruya bir bakalım. Yüksüz iletken K çubuğuna artı yüklü küresel bir cisim şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Önce anahtar kapatılıp açılıyor. Sonra da artı yüklü cisim uzaklaştırılıyor. Buna göre K çubuğunun üzerindeki elektrik yükleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Bursa diyor. Serhat. Şimdi ne yapıyoruz biz? Anahtarı açık vaziyetteyken yüksüz bir cismin yanına artı yüklü bir parçacığı yaklaştırıyoruz. Buraya kadar bakacağız. Bak önce şu yaptığımız işleme bakacağız. Diyeceğiz ki bak bunu buraya yaklaştırdık. Burada bir duracağız. Bunu buraya yaklaştırdığım zaman ne olacak arkadaşım? Diyorum ki bak burası eksi yüklerle dolacak. Burası ne olacak?
Burası artı yüklerle dolacak. Doğru mu? Var mı itiraz eden? Yok. Değil mi? Cismin çünkü bak artı yüklü x cismini buraya yaklaştırdığında eksileri çekti, artıları itti. O zaman diyorum ki arkadaşım ne yapacak bu? Bu halde kalacak. Ama ben durmuyorum. Ben rahat durmuyorum. Ne yapıyorum? Getiriyorum bunun anahtarını kapatıyorum. Anahtarı kapatıyorum ve sonra açacağım tekrar. Anahtarı kapattım. Kapattığım anda bu K cismi nötrlenmek isteyecek. K nötrlenmek isteyecek. Ancak K bir etki altında. K X cisminin etkisi altında. Bak buradaki eksileri çekiyor. Artıları itiyor. Diyorum ki kardeşim artıların gideceği yer yoktu. O yüzden bu uçta kalmışlardı. Ama şimdi toprağa bağladığım anda bu artılar yok olabilecek. Nasıl yok olacak? Bak diyorum topraktan eksi yükler çıkacak. Topraktan eksi yükler çıkacak. Gelecek buraya. Gelecek buraya. Burayı bunlara birer tane eş geldi. Burayı ne yaptı? Sağ tarafı nötr hale getirdi arkadaşım bak. Sağ tarafı nötr hale getirdi. Sol taraf? Sol taraf halen eksi yüklü. Ve ben getir diyorum anahtarı aç. Yani burayı kes. Toprak bağlantısını kes. Sonra da bu X cismini uzaklaştır. E o zaman K cismine bakıyorum. K cisminin üzerinde burada eksi yükler vardı. Burası sıfırdı, nötrdü. Bunları kestim, uzaklaştırdım. E uzaklaştırdığım anda etki ortadan kalktı. Bu eksi yükler burada durmayacak. Kutuplaşma olmayacak. Ne olacak? Eksi yükler böyle dağılmaya başlayacak. Her tarafa eksi yükler dolacak diyoruz. Yani doğru cevap ne olacak arkadaşlar? Denizli olacak diyoruz. Anlaştık mı? Var mı burayı anlamayan? Pekala, devam ediyoruz. Evet. Son kısmı biraz karıştı. Son kısmı. Bir daha anlatıyorum son kısmını dostum. Şimdi cismi yükledik. Sol taraf eksi, sağ taraf artı yüklüydü. Anahtarı kapattığım anda diyorum ki bu K cismi nötrlenir. Topraklamak demek, nötrlemek demek. Ama K cismi X cisminin etkisi altında. X'in etkisi altında olduğu için burada eksi yükler tutulacak. Bunlar bir yere gidemeyecek. Bak buradaki artı yükler nötrlenecek topraktan dolayı. Ama eksi yükler bir yere gidemeyecek. Onlar oraya tutuldu bir kere bak. Özgür, öyle düşün. Dolayısıyla bunun toprak alamasını yaptığım anda sağ taraf nötr olacak. Sağ taraf nötr olacak, sıfır olacak. Sol taraf eksi olacak diyoruz. Tamam? Sol taraf eksi olacak. E şimdi ben bu anahtarı açtığım anda, bu anahtarı açtığım anda diyorum ki arkadaşım burada ne var? Burada cismin üzerinde eksi yükler var ve sıfır, sağ tarafı sıfır, nötr. Ama burada ne var halen? Burada halen artı yüklü X cismi var. Ama diyorum ki bak ben bunu da uzaklaştıracağım. Bunu da uzaklaştırdım da artık bu eksi yükler bir etki altında kalmayacak. Dolayısıyla cisim üzerine, K cismi üzerine dağılmaya başlayacaklar. Her tarafına eksi yükler dağılmış olacak. Tamam? Anlaştık mı? Peki. Haydi bakalım. Diğer soruya geçelim. Evet. Cisimlerin elektrik yüklenmesi olayında yargılarından hangileri doğrudur diyor. Eksi yüklü bir cisim topraklanmış, yalıtkan küreye yaklaştırılıyor. Hemen çizmemiz lazım, değil mi? Bak, eksi yüklü bir cisim var. Üzerinde eksi yükler var. Topraklanmış, yalıtkan bir küreye yaklaştırılıyor. Bakın, yalıtkan, dikkatinizi çekerim. Yalıtkan bir küre diyelim. Neyse kare çizdik, önemli değil. Bu ama ne yapılmış? Bu böyle topraklanmış, değil mi? Ama bak dikkatini çekiyorum, yalıtkan. Diyor ki, bu durumdayken toprak bağlantısı kesilip yüklü cisim uzaklaştırılırsa yalıtkan küre artı yükle yüklenir. Bak şimdi. Bir kere bu cisim yalıtkan. Yalıtkan olduğu için bunun üzerinde yükler hareket edemeyecek. Bak yükler hareket edemeyecek. Yükler hareket edemediği için siz şurada herhangi bir artı yüklerin depolandığını, buraya eksilerin gittiğini, onların da buradan toprağa gittiğini söyleyemezsin. Bu cisim üzerinde herhangi bir işaretleme olmaz, bir yük dağılımı, bir kutuplaşma olmaz, değil mi? Polarize olmaz bu. Ne olur? Gene yükler varsa eğer kendi yerinde durur, artı ile yüklendi diyemezsin arkadaşım. Yalıtkan olduğu için bak, yalıtkan neydi? Cisimler üzerinde elektrik yükleri serbestçe hareket edebiliyorsa
bu cisimler yalıtkan, iletken cisimlerdir. Eğer serbestçe hareket edemiyorsa yalıtkanlardır diyorduk. Dolayısıyla cisim yalıtkan olduğu için yükler hareket edemediğinden dolayı kutuplaşma da olmadı deriz. Peki ikiye bakalım. Bir iletken ve bir yalıtkan birbirine sürtülürse iletkenin yüzeyinde yükler dağılırken yalıtkan sadece sürtünen yüzeye yüklenir. Evet doğru. İkisi de yüklenecek. İletken mesela bakın şöyle ki bir iletken parçamız olsun. Bunun üzerine getirdik. Ne yaptık? Bir tane yalıtkan parçayı aldık. Şöyle yalıtkan bir parçayı aldık, getirdik. Bunun üzerine ileri geri sürtüyoruz. Değil mi? Bunu sürttüğümüzde diyoruz ki kardeşim bak bunun her tarafında yükler dağılır. Örneğin bunların her tarafı artı ile yüklenir. Ama diyorum bu yalıtkanın sadece buralarında eksi yükler depolanır. Çünkü hareket edip yukarıya gidemeyecek. Bu doğrudur arkadaşlar. İki iletken küre birbirine dokunarak yüklenirken toplam yük miktarı korunur. İki iletken küre dokunarak elektrikleniyorsa dokunmayla elektriklenmede toplam yük korunur diyorduk. Bak şöyle ki R yarıçaplı ve iki R yarıçaplı iki küre olsun. Bir tanesinin yükü eksi Q olsun. Ötekinin yükü de artı 4 Q olsun. Tamam mı? Artı 4 Q olsun. Diyelim ki bunları birbirine dokundurduğunda, birbirine bir kabloyla bağladığında ya da değdirdiğinde bunun üzerine toplam yük ne kadar? Toplam yük artı 3 Q. O zaman buraya 1 Q, buraya artı 2 Q kalacak dersin. Dolayısıyla gene toplam yüke baktığım zaman gene artı 3 Q yaptığını görürsün. Yük miktarı korunur diyoruz. Bu bizim önemli bir özelliğimizdi diyoruz arkadaşlar. Doğru cevap Edirne olacak diyoruz. Pekala. Devam ediyorum. Evet şu sorulara bakalım. Diyor ki atomdaki artı elektrik yüklü parçacıkların kaynağı protonlardır. Doğru mu? Evet. Neden? Şöyle ki diyorduk ki kardeşim bak bir çekirdeğin içerisinde atomun içerisinde bir çekirdek vardır. Çekirdeğin içerisinde de protonlar ve nötronlar vardır değil mi? Proton ve nötron vardır. Etrafındaki yörüngelerde de elektronlar vardır. Biz şunu söylüyorduk. Elektronlar eksi işaretlidir. Protonlar artı işaretlidir. Nötron dediğimiz yüksüzdür. Dolayısıyla bu arkadaş doğrudur. Atomdaki eksi yüklü parçacıkların kaynağı elektronlardır. Evet doğrudur şimdi söyledik. Elektrik yükünün birimi kulomptur diyor değil mi? C ile gösteriyoruz. Kulomp diyoruz. Doğru mu? O da doğrudur. Cevap Edirne olacak diyoruz. Evet Banu. Doğru cevap Edirne diyoruz. Geçiyorum arkadaşlar. Evet. Katı haldeki iletkenlerde yük alışverişini sağlayan elektronlardır diyor. Ne diyorsunuz? Doğru mu? Evet. Neden? Zaten söyledik, değil mi? Katılarda elektronlardır. Katılarda elektrik yükünü, iletkenliği, iletkenlerde yük alışverişini sağlayan şeyler elektronlardır. Bir cisim üzerindeki artı eksi bunun pozitif hale gelebilmesi için ne olacak? Diyoruz ki kardeşim bak bu eksileri bir tanesini atarsam cismin üzerinde iki artı bir eksi kalacağı için bu artık pozitif yüklüdür diyebilirsin. Dolayısıyla artı yüklerin eksi yüklerin hareketidir. Yüklenmeyi sağlayan, yük alışverişini sağlayan. Birbirine dokundurulan yük büyüklükleri farklı iletken katıların son durumda elektrik yüklerinin işaretleri aynıdır. Bak diyorum bunları birbirine dokundurduğumda eğer bu artı yüklü oluyorsa bu da kesinlikle artı yüklü olmak zorundadır. Bu eksi yüklü oluyorsa bu da kesinlikle eksi yüklü olmak zorundadır Özgür. Değil mi? Bak dokundurmada yük büyüklükleri farklı iletken olsalar dahi bunları dokundurduğumda son durumda yüklerin işaretleri aynıdır. Ha miktarları farklı olabilir. Mesela artı Q olurken bu artı 3 Q olabilir. Eksi Q olurken eksi 2 Q olabilir. Ama cinsleri aynıdır diyoruz. Bu da doğrudur. Tamam mı? Eksi artı olursa fark etmez. Topladı. Eksi artı olmak gibi şansı yok. Başlangıçta eksiydi. Diğeri artıydı. Bak bunun yükü eksiydi. Bunun yükü artıydı. Ben bunları bu neydi? Az önce yaptık bak. Eksi 2 diyelim. Buna da artı ne diyelim?
artı 5 diyelim. Yarıçapımızda R'ye 3R olsun. R'ye 2R olsun, özür dilerim. Bunları birbirine dokundurdum. Toplam yük ne kadar? Toplam yük artı 3. Nasıl dağılacaklar? Artı 1, artı 2. Değil mi? Her türlü aynı olmak zorundalar. Peki. Katı haldeki iletkenler birbirine dokundurulduklarında sistemin toplam yükü değişmez. Evet. Şimdi yaptık. Bak. Başlangıçtaki toplam yük ne kadar dedik? Toplam yük artı 3. Dokunduktan sonra artı 1, artı 2 toplarsan gene artı 3 yapar diyorsun. Evet, yük miktarı değişmez arkadaşım. Anlaştık mı? Şimdi şurada bir Özgür'ün söylediği bir şeye takıldım. Katı haldeki iletkenlerde yük alışverişini sağlayan elektronlardır diyoruz. Özgür diyor ki sadece katılarda değil ama. Hayır, sadece katılarda. Sadece katılarda. Sıvı ve gazlarda, sıvının ve gazın içerisinde, tamam mı? Elektroliz olayını hatırlayın. Kimyada özellikle çok görüyorsunuz. Elektroliz olayını. Artı iyonlar ve eksi iyonlar hareket etmeye başlıyor. Bunlar da elektrik akımı sağlıyor Özgürcüğüm. Biz katılarda sadece elektronlar alırız. Ancak sıvı ve gazlarda eksi yük ve artı yükleri de hesaba katarız. Unutma. Seneye daha detaylı göreceğiz bunları. Evet. Pardon, bir fazla atladık. Şu soruya bakalım. Haydi sizlerden bir cevap alayım. Hadi bakalım. Evet. Hadi beyler, bayanlar. Eksi 2 Q ve artı 7 Q'lu iki tane cisim var. Birbirine dokunduruyorsun ve ayırıyorsun. K'nın L'ye dokundurulursa diyor. K cisminin yükü ne olur diyor. İrem Edirne diyor. İrem Edirne diyor. Deniz Bursa diyor. Selin de Bursa diyor. Özgür de Bursa diyor. İremciğim bir daha düşün. Evet, Edirne Bursa karışmış. Emir Bursa, Serhat Bursa diyor. Herkes Bursa diyor herhalde. Evet, bakalım. Bakalım. Emir, tamam Emir. Tamam oğlum. Evet. Kesin Bursa diyor bu ara. Bakalım. Şimdi ne dedik? Bir kere başlangıçtaki toplam yüke bak. Evet, Ensav da Bursa diyormuş. Bakıyoruz. Diyoruz ki K ve L'nin toplam yükünü alırsak Q toplam eksi 2 artı 7. Eksi 2 artı 7. Toplam kaç yapar arkadaşım? Artı 5 Q yapar. Güzel. Ben bunu nasıl dağıtacağım? Yarı çaplarıyla orantılı dağıtacağım. 2R'ye 3R olduğu için buna 2 yük düşerken buna 3 yük düşmesi gerekiyor. Değil mi? Zaten toplamı da 5. Değil mi? Bak şöyle yapabilirsin. 5Q'yu getireceksin. Toplam yarı çap ne kadar? 5R kadar. 5R'ye böleceğiz. O zaman Q bölü R çarpı diyorum. Her bir R'ye ne kadar düşecek? Q kadar yük düşecek. Bak 2R olduğu için buna 2Q. 3R olduğu için 3Q düşer diyorsun. Bizden neyi soruyor? K'yı soruyor. O yüzden Bursa olacak diyoruz. Evet, toplamı bu Edirne yapacaktı. Doğru söylüyorsun İremciğim. Teşekkür ederim açıklaman için. Evet. Evet Ensar. Devam ediyoruz. Nötr, özdeş ve iletken KLM cisimlerine artı elektrik yüklü N cismi şekildeki gibi yaklaştırılıp bir süre bekleniyor. N cismi sabit tutulurken, sabit durumdayken, bakın, KLM cisimleri aynı anda birbirlerinden uzaklaştırılırsa cisimlerin elektrik yüklerinin işareti ne olur diyor. Evet. Bak, getirdim neyi, yaklaştırdım. Biraz bekledim. Niye bekliyorum? Oradaki yük alışverişleri gerçekleşsin. Herkes yerli yerine otursun diye bekliyorum. Sonrasında da K'yı uzaklaştırmadan üçünü birbirinden ayırıyorum. Ve bunların son yükü ne olur diyor. Deniz ve Arda Adana diyor. Deniz ve Arda Adana diyor. Ne diyorsunuz gençlik? Banu da Adana diyor. Evet, buradan bir itirafta bulunayım. Batu A'dır diyor. Özgür de A diyor. 9, 10, 11, 12'ler içerisinde en keyifli dersi sizlerle yapıyorum. Buradan diğer arkadaşlara duyurulur. Çok katılımcısınız çünkü hepiniz. Hepinizi tek tek tebrik ediyorum.
Evet, bakalım. Bakalım. Ne olacak bakalım. Evet Zeynepciğim. Öyle. Bakıyoruz. Şimdi. Diyoruz ki arkadaşım artı yüklü cisimleri buraya yaklaştırdım. Artıyı yaklaştırdığım zaman ne yapacak? Artılar eksileri çeker kendi üzerlerine. Değil mi? Artılar eksileri kendi üzerlerine çekerler. Burası bir anda sevgi gösterileri oldu. Burası ne olacak? Eksi yüklerle dolacak diyoruz. Doğru mu? Burası eksi yüklerle dolacak. Peki arkadaşım şuranın resmini almak istiyorum ben. Şuranın resmini almak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Burası eksi yüklerle dolacak. Artılar itilecek. Artılar itilecek. Buralarda artı yüklerle dolacak diyoruz. Değil mi? O zaman ne oldu? Burası sıfır olacak. Burası sıfır olacak. O zaman diyorum ki arkadaşım bak burası sıfır oldu. Ve ben bunları ayırırsam K'nın üzerine eksi yükler. Tamam derse dönün. K'nın üzerine eksi yükler. M'nin üzerinde artı yükler. Ve L yüksüz nötr olacak şekilde olur. Yani doğru cevap Adana olur diyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim Zeynepciğim. Çok duyarlı bir insansın. Evet. Diğer soruya geçiyoruz. Evet. Şimdi 3 tane cismi birbirine dokundurmuş KLM cisimlerinden. K cisminin yükü şekildeki gibi eksi 6 Q. K cismi önce nötr haldeki L'ye dokundurulup sonra M'ye dokundurulduğunda nötr halde olduğuna göre M'nin başlangıçtaki yükü nedir arkadaşım diyor. Bak şimdi odaklanın şuraya. Odaklanın bu önemli bir soru. K cismi önce nötr haldeki L'ye dokundurulduktan sonra hemen getir diyorum. Hemen getir şuraya virgülü at. Önce buraya kadar söylediğini yap. K'yı L'ye bir dokundur. K ile E'ye dokundurursam eğer şöyle ki yarıçapları R'ye 2R olduğu için yüklerine bakıyorum. Eksi 6 Q'ya nötrdü. Sıfırdı yani. Topladığım zaman Q toplam evet Q toplam ne yaptı gençler? Artı 6 Q yaptı. Bak şimdi artı 6 Q yaptı. Nasıl pay edecekler kendi aralarında? Diyorum ki bunun üzerine K'nın ve L'ye bakıyorum. K'nın üzerine artı 2 Q L'nin üzerine artı 4 Q düşer, değil mi? Toplamları artı 6 yapacak. Peki arkadaşım. Bu durumda artık K'nın yükü artı 2 artı 2 Q L'nin yükü artı 4 M'yi bilmiyoruz. Diyor ki K'yı bak L'ye dokundurduktan sonra M cismine dokundurulduğunda nötr olduğuna göre diyor. K'yı getireceğim M'ye dokunduracağım. Değil mi? Bak şurayı bir düzgün çizelim biraz. Büyükçe çizelim. Evet. Evet. Bak şimdi K cismi burada getirdim. Tekrardan yanına M'yi dokundurdum artık. K ve M. K'nın M'nin yükleri nedir arkadaşım? Bunun yükü artı 2. Bunu bilmiyorum. Bu soru işareti. Bunu arıyorum zaten. Bunu arıyorum zaten. Diyorum ki M'nin başlangıçtaki yükü M cismine dokundurulduğunda nötr olduğuna göre diyor. Evet. M cisminin başlangıçtaki yükü nedir? Blok değil. Tek dersimiz var gençler. Bitiriyoruz. Şu soruyu yapalım, bitirelim. Tamam mı? Evet. Şurayı yanlış yaptık, değil mi? Pardon. Burası eksi 6 idi arkadaşlar. Niye uyarmadınız? Yük toplamımız eksi 6 Q. Değil mi? Dolayısıyla ne yapacak? Eksi 2 Q, eksi 4 Q. Doğru mu? Toplam yükümüz bu şekildeydi. Eksi 6 idi. Eksi 2 ve eksi evet şöyle düzeltelim burayı. Şunları siliyorum. Silmekle uğraşmayalım. Evet. K'nın yükü eksi 2. L'nin yükü eksi 4 yaptı diyoruz. K'nın yükü eksi 2. M ne olmalı ki nötrlensin arkadaşım? Son durumda ikisinin yükü de sıfır olacak. O zaman diyorum ki arkadaşım M'nin yükü artı 2 olmalı değil mi Selin? Evet. Artı 2 olmalı ki. Artı 2 olmalı ki bak topladığımda sıfırı versin. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Edirne olacak diyoruz. Evet, anlaştık mı? Bir daha tekrar ediyorum. Bir daha tekrar ediyorum. Bakın K eksi 6 idi. L nötrdü. Birbirlerine dokundurdum. Toplam yük eksi 6. Q toplam. Dolayısıyla eksi 2'ye eksi 4 diye dağıttık. Getirdim buraya K ve M'yi sonra dokundurdum. K'nınki eksi 2 idi. Eksi 2 idi.
M'nin ne olması gerekir ki topladığımda bana neyi versin? Her ikisinin toplam yükü sıfır olsun. O zaman ne olacak diyoruz? O da artı 2 olmalı diyoruz arkadaşlar. Evet, güzel bir dersti.